Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül. On the line optikte devam ediyorum. Yansıma ve düzlem aynalarla ilgili olarak düzlem aynalar yani A aynası, B aynası, C aynası gibi düzlem ayna aslında çeşidi yok yani düzlem ayna. Şimdi bunun soru çözümüne geldik. Bakalım neler varmış. Şöyle bütün kavramları da gözden geçirerekten gitmeye çalışıyorum. Bir havuz kenarında durgun havuz suyunun üzerinden havuza bakan Sıla kendi görüntüsünü oldukça net görürken havuza eliyle dokunup su yüzeyinde dalgalanmalar, böyle şıpırtılar, böyle bir bozukluklar, böyle eliyle barınaklarıyla böyle böyle yaptıktan sonra yüzeyinde dalgalanma oluşturulduğunda ise görüntüsünü net olarak göremiyorum. Buna göre diyor, tamam mı? Yargılarından hangileri doğrudur? Güzel ya, artık yani böyle hep yazılı, ne yeni nesil neyse onlardan soruyor Umut Hoca hep böyle. Yani bütün soru, dikkat ettiniz mi? Yani yüzdesini inanılmaz bir şekilde arttırdım. Lütfen dikkat, yani gözden kaçmasın. Evet. 1. Sıla'nın net görüntüsünün nedeni düzgün durgun su yüzeyindeki net yansıma derken aslında burada düzgün yansıma diyor. Tamam mı? Yani düzgün yansıma, dağınık yansıma da burada niyet önemli diyorum ben bunu artı olarak yani işaretliyorum. 2. Su yüzeyi dalgalandığında ışığın su yüzeyinden dağınık yansıması nedeniyle Sıla'nın net bir görüntüsü oluşmuyor. Dağınık yansımanın özelliğiydi bu, kabul ediyoruz. Bu da tamam. 3. İlk durumda ışınlar su yüzeyinden yansıma kurallarına uygun olarak sazan kontrolü yapacaklar, tamam, yansımış. Su yüzeyi dalgalandığında ise ışınlar nedense böyle bir ortamda ben yansıma kanununa uymam demiş. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Mümkün değil. Hani burada yani sizi bekliyorlar. Aman ha diyeyim, tamam mı? Aman diyeyim. Şöyle tacınızı yaparız. Üstüne de böyle mavi safir taşları da böyle ışıltılı bir şekilde şöyle ışıltı yapayım. Yani bu sazan kontrolüdür. Yansıma kanunu yansıma kanunudur. Hangi yüzeyde olduğu önemli değildir. Hangi aynada olduğu önemli değildir. Yani uymamıştır. Yani mümkün değil böyle bir şey. Bu da gitti diyelim. Birinci sorumuzun yanıtı Ceyhan oluyor. Evet, ilerleyelim. Efendim, doğrusal çizgiler çizebiliyor muyuz? Korkmayın arkadaşlar. Kareli düzlemde yalnız hata kabul etmezler. Yani çok dikkatli gitmeniz gerekiyor. Köşegen çizilen çizgiler hep böyle, ben yaparken dikkat ettiniz bilmiyorum. Köşegen, köşegen, köşegen diye böyle kendi kendime tekrar ederim. Işın bir yöne bir şekilde yansıyorsa onun tam tersi de doğrudur. Yani buradan yansıyıp da çıkan ışınlar verilmiş galiba. Birbirine paralel XY düzlem aynalarıyla kurulmuş düzenekte 1, 2, 3 ışınları X aynasına şekildeki gibi yansımıştır. Peki, buna göre bu ışınlardan hangileri K noktasal ışık kaynağından gelmiş olabilir? Gerisin geriye göndereceğiz bunları. Bak, ben I1 ile başladık. Köşegen yansımış ya. O zaman ben de köşegen gönderiyorum. Köşegen. Bakın köşegen. Güzel. Köşegen gidiyor. Ola köşegen. Köşegen. Vallahi geldi bak. Burada biraz sapıttım. Şuradan geçmeliydim aslında şöyle. Evet, gerçekten de evet, böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Böyle gelmiş. Böyle gidiyor. Bu tamam. Buna çek diyoruz. Artımı koydum ben buna. 2'ye bakıyorum şimdi. İkinci de köşegenmiş. Şöyle yaptık. Köşegen. Hoppa. Köşegen. Evet. Boşa çıktı. Üzgünüz. Buralardan bir yerden geliyor bu. Onun için buna eksimi attım. 3'e bakıyorum şimdi. Dikkat ederseniz 2'ye 1 şeklinde bu. Ben de 2'ye 1 yapacağım. 2'ye 1. 2'ye 1. Kontrol edelim. Bak, şu noktadan geçtim ya. 2'ye 1. 2'ye 1. Yansıyacağım 2'ye 1. Vallahi billahi oradan geliyormuş ha. Bakın, o da işte 2'ye 1 oldu. Gerçekten buna da artı diyoruz. 1 ve 3 sorumuzun yanıtı oluyor. Güzel. Böyle dikkatli çizim yapıyor musun, yapmıyor musun bir görelim demişler yani. Evet. Şimdi efendim diyor ki iki tane düzlem ayna var. X aynası, Y aynası var. İşte ABC noktalarına gelen ışınların bu aynadan yansıdıktan sonra X aynasının önündeymiş. Yansıdıktan sonra Y aynasından yansıyanlarının yansıma açısı. Y aynasında yansıyanlarının yansıma açısı. Yani X'te değil, Y'de. Şimdi bir bakalım. Bunu bir gönderelim. Şöyle A'ya gönderdik, tamam mı? Sırayla gönderiyor ya. Şimdi A noktasına, B noktasına sırayla göndereceğim. Böyle gönderdim. Evet. Şurada normalimiz var. Burada da köşegen bir şekilde bu olay yerinden çıkacak. İlk yansıyan bu. Bak, köşegen geldi ya, 45 derece arkadaşlar bunlar. Gelen yani gelme açısı 45 derece ise yansıma açısı da 45 derece olacak. Şimdi ben o zaman teta A dediğim zaman burası ne oluyor? 45 derece oluyor. Y aynasında yansıyanlar. Unutmayalım. Şimdi B'ye geldim. Hoppa, böyle geldik. Tamam mı? Şöyle 2'ye 1 gidiyorum. Lütfen dikkat. 2'ye 1 gidiyorum. Arka tarafta şöyle bir ek çizim yaparsam kendimi kurtarmak için. Aslında gitmeye çalıştığım yer şurasıydı.
Bunun tam ortasına geliyorum. Yani şurayı ortadan ikiye bölecek şekilde ve yansıdıktan sonra da şuradan geçeceğim. Neden? Bak burada normal çizersem şu açılar birbirine eşit olması lazım. Bu da baya küçük bir açı ha. Baya küçük bir açı. Hatta bir tane daha göndereyim bak şöyle ikiye bir şeklinde şöyle geldi ya. O açıyı burada da görebilirsiniz. Yani açı şu. Aradığım açı bu. Teta B. Tamam mı? Hocam niye oradan gösteriyor? Ya burada normal çizince buradaki açıyla buradaki açı zaten yöndeş oluyor. Yani fark etmez. Daha net bir şey görelim diye. Şöyle 2'ye 1 ortamdaki açı. Bir de son olarak C'ye gönderelim. 3'e 1. Allah! Mahvolduk, mahvolduk. Şurada da böyle bir şey oldu. Tamam mı? Bu arkadaşı da şuralara bir yere göndereceğiz. Buraya çarptı. Şimdi bak bu işte bu küfür bu. Yani zor bu. Yani gerçekten de bunu buraya koymuşuz ama yansıtırken lütfen dikkat edin buna. Nasıl yapacağım peki? Bakın şimdi size trik. Şu C'nin görüntüsünü alalım biz. Tamam mı? Numara çekelim yani. Şöyle bir güzel bir numara yapalım. Şu ayna düzlemine göre yani Y aynasına göre şu kırmızı C noktasının görüntüsü şurada olmuyor mu? C üssü. İşte ışın sanki buradan hani ışık gönderiyormuş gibi. Peki yansıma noktası neresi? Aynaya değdiği yer neresi? Burası. Şimdi ben buradan çizeceğim. O ışın 3'e 1 geliyordu ya ben de 3'e 1 gideceğim. Lütfen ona dikkat. Bu böyle geldi. Şimdi dikkat. C üstünden çıkıyormuş gibi olacak. Bu bir görüntüyü buldum. Yansıdığı yer. Bu en zoru ha bak. En zoru. Çizilmesi en zoru olan ışın. Görüntüyü buldum C üssü. Yansıma noktasını biliyorum. 2. Bir de 3'e 1 gittiğini biliyorum. O zaman ben şimdi buraya doğru gideceğim. Bak şimdi şöyle buradan çıkıyormuş gibi olacak. Şuradan geçecek. Tamam mı? Buradan da böyle 3'e 1 gidiyor. Evet. Bak burada. Şurada normal çizebilirseniz şu açı ya da bu açı bak 1, 2 ya da burada gösterdiğiniz şu açı evet aynı açıdır. Bu da teta C. Çok şükür. Şimdi bu vatandaş 45 dereceydi tam köşegen. Burada 2'ye 1 oldu. Biraz açı küçüldü farkındaysanız. 45 derece şurada kalıyor çünkü. Burada ise 3'e 1 oldu. İyice küçüldü. Sıralı verilmiş. A büyüktür B. O da büyüktür. C şeklinde. A, B, C diye sıralarım valla. Zor soruydu. Paçayı sıyırdım ben. Kaçıyorum. Evet. İlerleyelim bakalım. Bir düzlem ayna önüne ok yönünde sabit bir hızıyla hareket eden noktasal cismin aynadaki görüntüsü X, Y, Z noktalarından bakan gözlemci görünüyormuş. Şimdi ne kadar görünüyormuş? Hangi süreyle görünüyormuş? Onu bir merak ediyorlar. Şimdi bir bakalım. X'i ben şimdi buradan böyle gönderiyorum bakın. Sonra da tekrar yansıtıyorum. Gitti geldi diyorum. Sonra buradan böyle bir tane gönderiyorum. Buradan da böyle köşegen bir şekilde yansıdığını söyleyebilirim. Şimdi buradan arkadaş başlıyor. Şuradan başladı. 1, 2, 3 bölme. Yani x onu 3 bölme görüyor. Tamam mı? Lütfen buna dikkat. Sonra aynı şekilde y'den çiziyorum. Şöyle 2'ye 1 geldi. 2'ye 1 yansıma olacak. Burada da 2'ye 1 geldi. 2'ye 1 yansıma olacak ve başlıyorum saymaya. Şu aralıkta bak şuradan başlayacak. Yarım var. 1,5 oldu. 2,5 oldu. Ne oldu? 3 oldu. Vallahi tutturdum ha. Tamam mı? Değil mi? Gayet güzel oldu ha. Evet, bakın yarım var. 1,5 oldu. 2,5 oldu. 3 oldu. Y'de de ne olur? 3 oldu. Şimdi Z'ye baktığınız zaman işler biraz karışıyor galiba. Bakalım. Şöyle yaptım. Sonra aynen geri döndü bu. Ondan sonra şuraya doğru böyle göndereceğim artık. Şöyle bir şey yaptığınız zaman bak şimdi. Şöyle gideceğim ya. Dikkat. Şurası benim normalim. Yeşil için normal çiziyorum. Yani şurada bir yerdeydi ya. 1, 2. O zaman bu tarafa da 1, 2 tam ortasından şöyle bir şey olacak. Öyle çizerim. Tamam mı? Şunun bak şu noktanın solunda oldu biraz. Ama sayıyorum. 1, 2, 3. Bir de fazlalığı var ya artık Z yani şöyle diyeyim 3'ten büyüktür diyeyim. Dolayısıyla X, Y birbirine eşit oldu. Z onlardan büyük oldu. Arka tarafta kareli düzlem olmadığı için kendimi böyle kareli düzlem yapıp da oradan göstermek üzere kasmadım. Yapabilirsiniz de. Hani hocam sınavda biz kurşun kalemle çalışıyoruz. Sen kırmızı çiziyorsun, mavi çiziyorsun, yeşil çiziyorsun da anlaşılıyor da biz bunu nasıl yapacağız? Sen de silip yapacaksın, silip yapacaksın o şekilde olacak. Evet. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya da arka tarafa dediğim gibi bunları alıp böyle doğrusal bir şekilde görüş alanını bulmak adına yapabilirsiniz. Efendim şöyle bir soru geldi.
Şekildeki düzenekte çember 8 eşit parçaya bölünmüştür. 45 derecelik açılar var yani. Düzlem ayna bir konumundayken X cisminin ne diyor? Görüntüsü L noktasında oluyormuş. Şimdi birinci konum burası. L noktasında görüntü oluyormuş. X cisminin. Tamam mı? Burası. Görüntü 1. Şimdi ayna düzlemi burası bir kere. Ayna düzlemine dik uzaklığı bulalım hemen. Görüntünün dik uzaklığını bulduk. Buraya D diyorsak kesinlikle bu tarafta olmak zorunda. Açılar da eşit olmalı zaten. Yani görüntü 1 dedik ya, cisim de burada o zaman. Şu anda böyle bir şey. Yerini tespit ettik. Bak bu da, şunlar birbirine eşit oldu. Burası da D. Cismin yerini ilk cümleden tespit ettikten sonra. Ayna 2 konumundayken ne olur diyorlar. 2 konumuna getirdiler. 45 derecelik duruş var. Bakın şu açılar 45 derece. Buradaki açılar da 45 derece. Dolayısıyla cismin aynanın yeni durumuyla yaptığı açı 90 derece. O zaman uzaklık şurası oluyor. Şu yarıçap gibi olan. Dik uzaklık burasıysa aynı şekilde diğer tarafta da bakarım. Görüntü nereye gelir? Nane. Ne? Evet, devam edelim. Aynanın yerini tespit ettik. Güzel güzel. Ondan sonra da böyle yerleştirdik diyor. KLM gözlemci var. Buna göre G noktasından aynaya bakan, benim hani zor soru dediğim, çıkar dediğim soru. Gözlemci bu cisimlerden hangilerinin görüntülerini görebilir? Bakalım. Ne yapıyordum ben? Gözün görüntüsünü alıyordum. Bir kere bu bir. Tamam mı? Sonra görmek istediğim vatandaşlarla bunları birleştiriyordum. M'de bakalım. 2'ye 1, 2'ye 1 vallahi tutturdum. Şöyle çizdim. Çizdim. Tamam. Ondan sonra L için de aynı şey. Hatta hemen şu anda fark ettiğiniz üzere, yani bu L ile gözün görüntüsünü birleştirdiğim zaman aynayı kesmeliydi bu çizgi. Başardı, aynayı kesiyor. Ama bu çizgi üzerinde ne bir cisim ne de bir görüntü olmamalıydı. Şu anda M engelleme yapıyor. Yani L görünemedi. Şöyle yazayım yanına. M engelledi. Şöyle engelledi. Bunu lütfen not alalım. Sonra K için yapıyorum. Şöyle galiba köşegen şekilde ulaşacağım olay yerine. Çizemedim. Şurada bir kaydı bak, dikkat et. Şurada kaydı. Şöyle yaptım. Ama ne oluyor? M'nin görüntüsünü aldığınız zaman da şöyle, M'nin de görüntüsü engelledi. Bunlar patlak. Hangilerini görebilir dedi. Sadece ve sadece M'yi görebiliyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde ya cismin kendisi ya da görüntüsü engel oldu. İlerleyelim bakalım. Evet, şöyle bir şey. Güzel. X cismi ölçekli düzlemde bir aynanın önüne konulmuş ve sıla bu aynaya Y. Ozan da Z noktasından bakmaktadır. Tamam, isimler yazılıyor, noktalar belli falan. X cisminin aynadaki görüntüsünü bir noktasında gördüğüne göre. X cisminin görüntüsünü bir. Şimdi bir kere aynayı öyle bir yerleştireceksiniz ki cismin de görüntünün de aynaya olan dik uzaklıkları birbirine eşit olacak. Yani cisimle görüntüyü mesela şöyle göstereyim ben onu. Burada cisim var, tamam mı? Şurada da dediler ki işte görüntü var. Tamam mı? Görüntü de burada. Şimdi bizim kuralımız neydi? Aynaya olan dik uzaklıklar söz konusuydu. Yani bu cisimle görüntüyü birleştiren çizgi aynaya 90 derece yapmalı. Bu bir. Bir de aralarındaki uzaklığın tam ortasında olmalı. Yani artık şöyle gösteriyorum. İlla tam böyle aralarında olmak zorunda değil. Şöyle 90 derece. Bunlar da x, x bak. Görüyor musun böyle? O zaman tamam. O zaman ben bunları şöyle bir birleştirdim. Ondan sonra şuraya evet 90 derece yapan ve aradaki uzaklığı tam ortadan ikiye bölen aynayı yerleştirdim. Yani şurasıyla, bakın şurasıyla arkadaki parça aynı uzunlukla, yarım köşegen. Aynanın yeri tespit edildi. Aynanın doğrultusu da böyle. Tamam mı? İki tarafa doğru da uzatabiliriz. Şimdi soruyu okuyalım. Yargılarından hangileri doğrudur deniyor. Okuyayım. Ozan X cisminin görüntüsünü 3 noktasında görür. Bir cismin görüntüsü bir yerde olur. Sağdan soldan bakman bunun yerini değiştirmez. Tamam mı? Aynı yerde görür. Bak X cismi buradaysa görüntüsü de burada. Siz de ona baktığınız zaman hani kim bakıyorsa baksın gene orada görür. 2 ya da 3'te görmez. Böyle bir şey yok. Sıla kendi görüntüsünü 2 noktasında görür. Kontrol edelim. Şöyle yapalım. Sıla'nın, yani Sıla'nın bulunduğu nokta bu. Ayna düzlemi bu. Aynaya dik uzaklık 1-1,5 köşegen 90 derece yapacak şekilde. Arka tarafta da yarım 1,5 köşegen. Evet, Sıla'nın görüntüsü buradaymış. Sıla S üssü diye gösterelim. 2 noktasındaymış. Doğrudur. 3'ü okuyorum. Ozan Sıla'nın görüntüsünü görüyorsa, tamam şu anda baktığı zaman bir engel teşkil eden bir şey yok. Yani net bir şekilde görünüyor. Sıla da Ozan'ın görüntüsünü görür. Bu laf doğru. Birini sen görüyorsan o da seni görür.
Yani bu net bir şekilde yani bir gerçek. Yani şöyle şimdi diyelim ki Ozan'la hani şöyle birleştirdiğimiz zaman bu çizginin üzerinde de hani herhangi bir şekilde yani engelleme yapacak bir şey yok. İşte Y'den yani Y noktasından çıkan ışınlar şurada yansıyor ve bizim gözümüze geliyorsa tam tersi de doğrudur. Işık tersinir hareket edebilir. Bu laf doğru. 2 ve 3 oldu. Yanıtımızı Edirne yaptık. İlerliyorum. Şöyle bir soru geldi bu defa. Sıla bir düzlem aynaya baktığında vücudunun ve arkasındaki duvarın görüntülerinin belirli bir kısmını görebiliyor diyor. İşte bak. Tamam. Şöyle bir şey var. Bu düzlem aynanın yeri çok önemli arkadaşlar. Bakın demiştim ya ben size hani şöyle bir kutudan adam çizmiştim hatırlıyor musunuz? Böyle çöpten adam da değil artık ya neyse böyle enteresan. Böyle bir şey tamam mı? Böyle karşısına düşey düzlemde bir tane ayna yerleştirmiştik. Bunun tamam boyunun yarısı kadar olacak ama nerede durduğu da önemli demiştim. Şimdi hatta burada yani yaklaşman veya uzaklaşman yani bir şeyi değiştirmeyecek. Arada benim telefon öttü galiba ya sessiz almayı unutmuşuz ama. Siz de duyduysanız artık duymamış gibi yapın. Yani iyi ki çalmadı. Neyse mesaj geldi herhalde. Şimdi buradan çıkan ışınlar işte gözümüze geliyorsa görüyoruz. Ayakkabıdan çıkan ışınlar gözümüze geliyorsa görüyoruz. Tam olması gereken yerde. Sen şimdi bunu yanlış yere koyduysan, vücudunun bir kısmını göremiyorsan yani öyle söyleyeyim. Senin aynaya yaklaşman veya uzaklaşman gördüğün kısmı değiştirmez. Bak bu en klasik örnektir. Alışverişe gidersin tamam mı? Ne bileyim bir pantolon alacaksın, bir gömlek bir şey alacaksın. Neyse işte. Yani üstüne giydikten sonra bir ileri geri gidersin ya bir nasıl duruyor bakarsın ya. Görüyorsan görürsün, göremiyorsan göremezsin. Yani ileri geri gitmen kendinde gördüğün noktayı değiştirmez. Bu çok özel bir durumdur. Neden? Çünkü göz ile görmek istediği vücut aynı hizada. Bu çok acayip şekilde özel bir durumdur. Aynanın karşısında duran bizler için hani geçerli bir durumdur. Görüyorsan görmeye devam edersin. İleri geri gitmenle bir şey değişmez. Göremiyorsan da görememeye devam edersin. Yani öyle söyleyeyim. Gördüğün yer değişmez. Şimdi der ki soruda, soruya geri dönelim. Sıla aynaya doğru ok yönünde hareket ettiğinde vücudunun ve arkasındaki duvarın görüntülerini gördüğü kısımlar için ne? Vücudunun görüntüsü. İşte bunu konuştuk. Değişmez arkadaşlar. Bunu değiştiremezsiniz. %50 ile başladık. Ama arka tarafta duvarda bunu da konuşmuştuk. Mesela şöyle bir şey var. Şurada bir duvar var. Sen şimdi şuradan bakıyorsun. Şöyle baktın. Duvarın burasını görüyorsun. Tamam mı? Şöyle. Sonra biraz yaklaştın. Hoppa. Sonra böyle oluyor. Yani arttı. Duvardaki görüntüsü artar. Duvarın hani gördüğü kısmının hani miktarı artar. Yanıtımız adam oluyor. Şimdi efendim burada bir şeyler var. Aydınlanmaya faydasından bahsedeceğiz. Düzlem aynanın galiba. Karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynağı ve bir düzlem ayna beyaz bir perdenin önüne şekildeki gibi konulmuştur. Bu durumda perdenin K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti E'dir. Şimdi ben burada düzlem aynayı, aydınlanmayı anlatırken belki dikkat etmiş olan arkadaşlarım olabilir. Şöyle bir şey demiştim. Benim yani bir önceki çektiğim optik videolarına baktığınız zaman aydınlanmayı ben en sonda anlattım. Neden? Çünkü düzlem ayna, çukur ayna, tümsek ayna, ince kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek. Eskiden bunları daha detaylı bir şekilde anlattığımız için bunun aydınlanma ayağında değişik değişik sorular vardı. Oraları rahat inceleyebilmek için aydınlanmayı en sona attım ben. Ama şimdi burada müfredata ve sıralamaya dikkat etmeye çalışıyorum. Onun için hani düzlem aynanın içinde konuşabiliyoruz bunu ancak. Şimdi burada ne faydası var? Tabii ki de bakın hoppa bismillah. Şöyle bu şekilde gelen ışınlar burada bir aydınlanma oluşturacak yani tamam mı? Yani hatta ben şöyle göstereyim. Gözünüzü korkutmamak için bu mesafelerin ne olduğu da çok önemli değil aslında. Burası X olsun, burası da X olsun. Şimdi sizin burada direkt olarak oluşturduğunuz aydınlanma mesela EK ne yazarsın sen? Işık kaynağı var bölü X kare yazarsın. Bu direkt olarak bak yazıyorum altına direkt. Tamam mı? Bunlar var. Ama bir de arkadaşlar yani buradan yansıyan ışınların gidip de hani burada ben artık hani ortalığı karalamayayım. Aynadan yansıyıp da oraya giden ışınlar da var. Peki onu nasıl yazacağız? Ekstra bir aydınlanma var. İşte bu noktada kaynağın görüntüsünü alıyorsunuz şu tarafta. Diyorsun ki I üssü ki bu mesafeler aynı olduğu için bu I üssü dediğimiz şey de I'nın aynısı gibi oluyor. Bak aynı yüzeyde aynı akı. Şöyle gösterelim. Şöyle geldi. Buradan çıkıyormuş gibi oluyor. O zaman sen yansıyan ışınların etkisini
I bölü uzaklık ne kadar? 3x. Yani 9x kare diye yazıyorsun. Bu da yansıyan diyeyim ben. Oradan gelen. Yani normalden biraz daha fazla. Düz ayna olmasaydı siz ona göre yansıtıyordunuz. Düz ayna olunca böyle oldu. Hiç gaz lambası gördünüz mü bilmiyorum. Böyle antika bir şeydir. Şöyle hani böyle bir işte alt tarafta camdan bir şey vardır. İçinde fitili. Bunun sonra böyle bir enteresan camı vardır böyle. Burada da işte alevi vardır böyle. Ama bunun şurasında bir yerinde bir metal vardır. Tamam mı? Buraya bağlı. Böyle bir yansıtıcı yüzey. Hani ona göre tutulur. Hani bu tarafa doğru gidilir. O yansıyan yüzeye gelen hani ışınlar da oradan bu tarafa gittiği için daha fazla aydınlanma sağlanır. Yani gaz lambasında bile bundan 2-3 sene önce bile böyleydi bu. Şimdi böyle düzlem aynayı niye böyle kullanıyoruz falan olmayın, tamam mı? Yani bir parça da olsa bir aydınlanmada artış var. Ona lütfen dikkat. Şimdi bu durumda işte bak söylenen ne? K noktası civarındaki aydınlanma şiddeti konuşulduğu. Bak ne diyor? Düzlem ayna yok edilirse E azalır. Herhalde şu mavi terim yok oluyor. Doğru. Allah Allah. Neyse. Durmadan şeye geçiyorum herhalde. Düzlem ayna ok yönünde bir miktar kaydırılırsa yani bu tarafa doğru götürülürse ne olur? O zaman senin 9x kare diye yazdığın şey daha küçük olur. Şurası daha küçük olunca o zaman aydınlanmadaki o katkı payın artmış olur. E artar diyor. Doğru. Yani sen burada değil de atıyorum kafadan aynayı şuraya getirdiler. O zaman sen de buraya getireceksin. Buradan olan uzaklık daha yakın olduğu için daha güzel aydınlanma sağlanacak. Olay bu. 3. Perde oka zıt yönde bir miktar kaydırılırsa yani şu tarafa doğru getirilirse ne olur ya E artar herhalde artar. Direkt zaten X dediğim şeyi küçülttün. Buna da yaklaştın süper artar yani. Burada eğitim öğretim amaçlı yani bir detay var. Yani biz Edirne'mizi işaretleyelim ama soru zordu onu bir belirteyim. Şimdi efendim burada ne diyor? Ozan şekildeki gibi duran düzlem aynaya baktığında kendi görüntüsünün tamamını göremiyor. Bak gene doğru yere koymamışlar. Tamam mı? Neyse. Ama bak burada şöyle bir çizgi var. Şu hayati bak tepesini görüyor musunuz? Şöyle aynanın üstten fazlalığı var bir de. Yani başını görüyor demek oluyor bu. Yani ne diyeyim saçından mesela şöyle gelenler işte gözüne geliyor. Sıkıntı yok. Fazlalık bile var. Ama demek ki aşağı tarafta sorun var. Yani burada şöyle yapıp şöyle oluyor. Hani ayağının şu alt taraflarını göremiyor yani büyük ihtimalle. Ayna yanlış yere konmuş. Hani hatırlıyor musunuz? Burası 2A, 2B ise bu aynanın hani yerden yüksekliği B olmak zorunda diyordum. Yani tabii ki de aynanın boyu A artı B olacaktı. Bunun ispatını yapmıştım. Bir de yerden yükseklik B olacaktı. Bunu da lütfen unutmayın. Biz ayak kısmında bir parçayı göremiyoruz. O belli oldu. Ozan'ın aynada kendisini tamamen görebilmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Bir bakalım neler yapılabilir. Ozan aynaya biraz daha bak. Başlangıçta ne görüyorsan o. Kendi vücuduna bakıyorsun. Tekrar söylüyorum. Göz görmek istediği doğrultu vücuduyla aynı hizada ya bu bir özel durum oluşturuyor. Sen başlangıçta görüyorsan görüyorsun. Göremiyorsan göremiyorsun. İleriye gitmen, geriye çıkman kendi vücudunda yani gördüğün yeri değiştirmez. Lütfen kareli düzlemde deneyin istiyorsanız. Şimdi ya hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ayna bir yönünde yere değmeyecek şekilde bir miktar çekil. Olur bak çünkü üstten payın vardı hatırlıyor musun? Bir parça aşağıya yapabilir, olabilir. Belki o göremediğimiz kısmı görebiliriz. Evet olabilir dediği için belki gene kurtarmaz diyebilirsin ama olabilir dediği için kurtarıyor. Ve üçüncüsü ayna O noktası etrafında iki yönünde bir miktar döndürülürse. İşte o zaman olur. Aynayı bir miktar döndürürsen yani şu yansıyan ışın da sen şöyle yaptığın zaman şöyle bu tarafa doğru dönerse ışın da bu sefer hani bu tarafa doğru olur. Belki ayak ucunu görebilirsin. Evet 2 ya da 3 sorumuzda yanıt oldu. Şimdi geldik buraya. Görüntüsünü ha birden fazla kişi var bu sefer. Düzlem aynanın önüne işte top konulmuş cisimler var. Gözlem cisim var. Ozan Sıla Kaan şekilde konumlarda bakmaktadır diyor. İşte bu arkadaşlardan hangileri X noktasının aynadaki görüntüsünü görebilir diyor. Şimdi ben hemen X'in görüntüsünü alayım. 3 birim 3 birim burada. X üssü. Ne olur ne olmaz top da bana engel olabiliyor bazen. Burada da T üssü diyeyim onun da görüntüsünü alayım. Şimdi çizmeye başlıyorum. X üssüyle Ozan'ı birleştireceğiz. 1'e 3, 1'e... Bak şimdi şöyle kurtarıyor galiba ya. 2, 4, 6, 7'ye 2. 7'ye 2 demek 3,5'a 1 demek. Yani şuradan geçeceğiz. Vallahi Ozan var ya kıl payı kurtarmış arkadaşlar.
Kıl payı topun altından şuradan geçerek kurtarmış. Ozan çek. Tamam, Sıla'ya bakıyoruz şimdi. 2'ye 1 tadında. 2'ye 1, ayda. Görüntü engelledi, gördünüz mü? Görüntü engelledi. Üzgünüz diyoruz Sıla. Evet, son olarak da şu kardeşimiz var. 2, 4, 5'e 4. O zaman 2 buçuğa 2 oluyor. Şurası 2 buçuğa 2. Şuradan geçeceğim. Yani gidip de şöyle 5'e 4 çizmenize gerek yok. Yarıya böldüm, daha rahat çizeceğim. Şöyle yaptım. Topun altından geçtim gittim. Bu da oluyor. Sıla göremiyor bir tek. Ozan ve Kaan sorun yaşamıyor diyoruz. İlerliyorum. Evet, şöyle bir şey var. Düzenek kendini belli ediyor aslında. İşte iki tane K ve L var. Buradan V hızıyla geçiyorlar. Düzlem ayna var anladığımız kadarıyla. Ve üst tarafı okumayacağım. G'ye dönüyor. Buna göre gözlemci. Tabii siz sınavda okuyun ha. Orada bilgi veriliyor da burada soruyu kesip koyarken ne yaptığımı bildiğim için ben. Yani ne sorduğunu bildiğim için rahatım yani. Yargılarından hangileri doğrudur? En kötü kafamdaki soruyu çözerim yani. Hocam onu sormuyordu ki falan oluyorsunuz ya bazen. Yapacak bir şey yok. Öyle diyoruz. V hızıyla geçiyormuş. Ondan sonra bizim sorularımızı yanıtla diyor. Cisimler aynı anda görünmeye başlar. Şimdi adam bak zaten buradan bakıyor, tamam mı? Şuradan bakıyor. Ondan sonra bak bir de tabii aynadaki aynı anda görünme olayı var ya, aynadaki görüntü olayını göreceksek böyle bir şey yapmalıyız. Böyle oldu. Hani yansıyan da burada. Lütfen dikkat. Cisimleri aynı anda görmeye başlar. Şuradan itibaren geçiyorlar, doğrudur. Yani görme olayı. Tamam. Birbirine engel olmuyormuş görüntülerini. Aslında aynı hizadan geçiyorlar ya, arkadakini göremeyiz ama üzme kendini diyor orada. Biz de ona takılıyoruz. Cisimlerin görüntülerini aynı anda görmeye başlar. Cisimleri de aynı anda. Bak aslında L, T'yi engeller. Görüntüler de engeller. Yani şimdi burada cisimler birbirini ve görüntülerin görülmesini engellemiyor dediği için, yani altta özel bir bilgi verdiği için ben de ona uymak zorunda kalıyorum. O zaman buna da tamam diyorum. Normalde olmaz tabii. Sadece L'yi görürsünüz. Bitti. 3. Cisimlerin görüntülerini eşit sürede görür. Yani şu aralığı görüyoruz. Bakın bu 1,5 gibi. Hatta 1,5 değil, özür dilerim. Sözümü geri alıyorum. 1,5 değil çünkü 1'e 4 çizdiğimiz için. Ama bu biraz daha uzun değil mi? Bak şu çizginin uzunluğuyla bu çizginin uzunluğu. Yani şurada alta doğru gittikçe genişliyor ya. L'yi daha fazla görür. TL büyüktür. TK diyelim. Bu yanlış oldu. 1 ve 2 oluyor. Soruya göre, verilen bilgiye göre lütfen ona dikkat. Evet, şimdi der ki G noktasından bakan böyle yerleştirildi diyor. Ha, şurada bir çizgi eksik. D doğrultusu. Şöyle çizgi eksik. Onu bir gösterelim. G noktasından bakan gözlemci D doğrusunun yatayda kaç bölme uzunluğundaki kısmını görebilir demişler. Şimdi şöyle yapacağız. Görüntüyü bularak yapacağım ben. İlk önce gözün tabii ki de bu aynadaki görüntüsünü buluyorum. Çünkü bununla aynı hizada olduğu için herhangi bir şekilde görüntüsü ya da görüş alanı olamaz. Buradan böyle yaptım. Bak buraya aldım görüntüsünü. Şuradan şöyle görüntüyü aldım. Şimdi buradan şu aynanın iki ucuna çizebilirim ama yansımalar oluyor. Onun için ne yapıyorum? Bu sefer de alttaki aynaya göre asıl önemli olan oradan yansıyıp da çıkan ışınlar ya, ona göre simetriğini alıyorum. Bakın şöyle 2'ye 2 olacak şekilde gözün en sonunda görüntüsü bu. Bak yani G1 burası. G2 de burası. Görüntünün görüntüsünü almış oluyorum. Ve buradan şu aynanın ucundan kaçanlara bakacağız. Bak şimdi şuradan şöyle çiziyorum. Şöyle ucundan kaçtığını düşünüyorum. Hani ya aslında buradan gelip yansıyabilirdi ama bir milim sağında hani oradan buraya geliyor diyorum. Şurada da şöyle çizdim. 3'e 2 yaptım. 3'e 2 yaptım. Şöyle olacak. Buradan da böyle çizdim. Ve buradaki gördüğüm yatay uzunluk 2 bölme oldu arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat. Burada görüntü alarak yapmak daha iyi oluyor. Evet, geldik son soruya. Burada ne diyor? Gölgeyle alakalı bir şey herhalde. Yerleştirdik diyor. Tam ve yarı gölge var diyor. Buna göre diyor. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tamam, bir bakalım neler olacak. Evet. Şöyle bir şey. Efendim der ki düzlem ayna kaldırılırsa perde... Bir dakika şimdi bak. Şimdi burada kaynak var ya. Buradan böyle bir çizelim. Şöyle aydınlatamadığı yeri bir bulalım. Bunun görüntüsünü buluyoruz burada. K üssü. Buradan yansıyan ışınlar da böyle ikinci bir kaynak gibi davranıyor ya. Daha ince uzun bir üçgen çiziyorum ya şu anda. İşte bakın burası mavinin iç kısmı tam gölge oluyor. Kırmızı ile mavinin arasındaki yerde yarı gölge oluyor. Ona lütfen dikkat. Burası tam gölge. Kırmızı noktalı yaptığım yerde ne oldu? Yarı gölge. Şimdi durumlar böyle. Tamam mı?
Şimdi okuyalım. Düzlem ayna kaldırılırsa perdede oluşan tam gölgenin alanı artar. Tam gölgenin alanını mavi belirliyordu. Sen düzlem aynayı kaldırırsan bu zaten gitti. O zaman direkt olarak kırmızıya kalırız. Tek kaynak olduğu için de tam gölgeden başka şansım yok. Daha büyük, yani şu kırmızı daire şeklinde bir tam gölge olur. O zaman da evet, tam gölge alanı büyür. Kabul. 2. Düzlem ayna ok yönünde bir miktar kaydırılarak ışık kaynağına yaklaştırılırsa yarı gölgenin alanı azalır. Niye? Çünkü bak şuraya getirdin ya. O zaman görüntü de buraya gelir. Yani şu arkadaş şuraya gelir. O zaman sen biraz daha büyük bir üçgen, tabanı daha geniş bir üçgen çizersin. İçeriden böyle tam gölge büyüyor. Tamam, yarı gölgenin, kırmızı halkanın hani dış sınırları değişmiyor ama içeriden bu eleman büyüdüğü için kırmızı noktalı yer, yani yarı gölge olan yer küçülüyor. Yarı gölgenin alanı azalır diyor. Doğru diyorum. 3. Işık kaynağı ok yönünde bir miktar yani kaydırılırsa ne olur? Yani tam gölgeyi arkadaşlar bakın şöyle diyelim. Yani ne diyeyim artık, onu da şöyle yapacağım. K'yi kaynağa ok yönünde gönderirsek böyle bir şey çizeceğiz. Yani kırmızı ile çizdiğim şey yeşile dönüşecek. İyi de tam gölgeyi mavi oluşturuyordu. Doğru mu? Bak şimdi bunu bir de böyle getirdim ya. Ne olacak? Şimdi ben aynadan uzaklaştım. O da o zaman buralara bir yere gelecek, K üssü diye. Böyle olacak. Daha uzaktan çizdiğim için daha küçük, daha ince uzun bir şey olacak. Tam gölgenin alanı küçülecek. Yarı gölge de delirecek. Hem kendi sınırları büyüyor hem de tam gölge küçüldüğü için büyümüş oluyor. Ama bize tam gölgeyi soruyordu. Tam gölgeyi sorarsa o zaman görüntü tabi uzağa gittiği için yapacak bir şey yok. Yani tam gölgenin alanı azalacak. Buna da doğru diyoruz. Evet vallahi bu da Edirne oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sıra geldi küresel aynalara. Evet. Görüşmek üzere.